Diego Armando Maradona. Bugün oynuyor olsaydım Messi ve Ronaldo'dan daha fazla Ballon d'Or alırdım. Daha fazla ödülüm olurdu diyor. Onlar kadar profesyonel yaşarsa olabilir ama Maradona'yı Maradona yapan bence kişiliği, karakteri, halktan biri olması, zaafları. Maradona, mesela Messi bence daha iyi bir futbolcu olabilir. Bence öyle. Daha yetenekli. Bence dünya tarihinin en yetenekli futbolcusu Messi. Ama bu Maradona'nın daha büyük bir kült, daha büyük bir karakter olduğunu değiştirmiyor. Maradona'nın Arjantin üzerindeki etkisi, dünya futbolundaki etkisi, bence Messi bile bunu iddia edemez zaten. Maradona çok farklı bir figür ve dünya tarihinin en farklı, en futbol değiştirmiş isimlerinden biri. Sevgili Önder Hoca, Önder Özen şey demişti. Siz Messi'yi oyunda oynatıyorsunuz. Ama Maradona bizi oynatıyordu demişti. Ya, aradaki farkı böyle açıklamıştı. Ya, herkes Maradona'ya tapıyordu o zaman. Ya, bir de şöyle bir durum var. Maradona bence çok güzel bir örnek. Belki şu anki Arjantin milli takımından daha zayıf bir kadroyla Arjantin milli takımını sırtlayıp nerelere taşıdı? Napoli'nin şampiyon olacağını düşünmek bir adamla, bir hayaldi. Bir adamla. Bir adamla. Bir adamla. Adam Napoli. Yani öyle açık ara Maradona. Yani Messi oynarken olacak. Şimdi yanında oynayan oyunculara baktığın zaman yine olmuyor. Neymar'la oynuyor, Suarez'le oynuyor. Iniesta'yla oynuyor. Hayır. Yani öyle çok önce ama o kadar değil. Adam 6 kupalı sezon geçirdi yani. O kadar değil. Yok, onu söylemiyorum. Sili süpürdü. Hayır, Maradona tek başına bir takımı alıp götüren futbolcuydu. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yani orada yanında oynayan oyuncuların da kalitesi iyi. Burada Napoli'yi aldı. Arjantin milli takımı. Ama Napoli yani niye aldı mesela? Şimdi Barcelona'da problem yaşamasa almazdı. Yani Napoli'yi aldı, şampiyon yaptı. Bir oyuncu bir takımı şampiyon yaptı. Yani. Eyvallah. Ben yapmaya çalışıyorum. Yoksa Napoli'yi aldı derken. Ama tabii yanındaki de o kadar çok da kötü bir takım değil yani Napoli. Messi tek başına bir takımı şampiyon yapacak futbolcu değil. Maradona öyle futbolcu. Dünyada böyle futbolcu sayısı da 1-2. Messi niye değil abi? Messi de yapabilir. Ama çok yapıyor zaten bence. Arjantin milli takımı. Çok tartışılan bir konuda mesela. Ben de onu söyleyecektim. Arjantin milli takımını Dünya Kupası finaline çıkardım tek başına. Ya Higuain gerçekten futbol katili bir adam. Higuain'den sırf bu yüzden devredi. Adam Maradona verdiği zaman atıyor muydu Buruçaga? Atıyor muydu? Atıyordu. Evet. Messi verdi Higuain'e Almanya maçında dakika 30. Karşı karşıya kimse yok. Ben mi kaçırdım golü? Sıkıntı şurada. Almanya'ya karşı kendisi atacak. Hayır. İşte bu. Maradona kendisi atıyordu çünkü. Olmadı. Elle atıyordu. Bir şekilde atıyordu. Neyse. Bambaşka bir şey. Maradona finale bırakmadı. Maradona finale çıkardı. Arkadaşları da finalde golü attı. Ya burada ama da onun hakkını verelim ya. İtalya 90'da da finale tek başına yine Maradona çıkardı. Gözümüzün önünde ya bir adam bir takımı aldı götürdü. Bunu şimdi tartışırsak burada sabaha kadar tartışırız ama işte. Yani evet. Maradona'nın bireysel olarak yaptığı işler, hani daha iyidir daha kötüdür de demiyorum ama bireysel olarak yaptığı işler gerçekten çok dikkat çekici olaylar. Abi Higuain futbolcu olmasaydı adamın iki Copa Amerika'sı bir Dünya Kupası vardı. Ben de bunu iddia ediyorum. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Her maçı katleder mi bir santrfor ya? Evet. Adamın final fobisi var. Her maçta Uğur. Bir tane boş kaleye kaçırdığı gol gösterir. Boş kale ya. Boş kale gol atamıyor adam. İşte Maradona atamayın. Onur Alp, Atıf Şeşu'nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz Uğur Karakullukçu? Şimdi Atıf Şeşu A sınıf bir oyuncu değil. Hani bunu görmemek için hani kör olmak lazım zaten ama Atıf Fenerbahçe enerji getirebilen bir adam. Fenerbahçe'de top süren, hareketli, bir şeyler deneyen oyunculara ihtiyaç var ve Atıf ne zaman girse bu takıma o enerjiyi sağladı ve diğer takım arkadaşlarına da katkı sağladı. Ben Atıf'ın Fenerbahçe ya 11'inde ya da sonradan giren o 30 dakika oynayan oyuncu rolünde mutlaka alması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk 14'ünde Atıf Şeşi olur. Olmalıdır da o yüzden şans bulmasına hiç şaşırmıyorum. Evet. Zaman zaman çok dışarıda kaldı. Çok şaşırdım o dönemlerde. Ama içeri girdiği zaman da katkısı. Performansı Fenerbahçe iyi. Alıp evet. Buradan alıp buraya çıkarmıyor. Öyle bir oyuncu değil zaten ama diğer oyuncuları hareketlendirmesi bile kafidir bazen. Evet. O Giuliano'nun bulduğu pozisyonlarda bir nebze bile onun ceza sahası için topla buluşması sağlayabiliyorsa en iyi yardımcı erkek oyuncu rolünde genelde Atıf'ı yani görüyoruz. İlla herkesin başrol oyuncusu Luke Skywalker olmasına gerek yok yani. Haldun Domaç var. Ben Sinan Pendik'ten selamlar. Aykut Kocaman'ın suni puan farkı demesi ve farkın kapanması öngörü mü yoksa tesadüf mü? Çok kısa cevaplar rica ederim. Reklama çok kısa zamanımız kaldı. Haldun abi o zaman siz buyurun. Bence öngörü. Çünkü ikinci bölümde daha zor maçlar oynayacağını düşündü Galatasaray'ın. Onun için söyledi bunu. Yoksa tesadüf değil yani. Ecnebiler mind trick der bunlara. Mourinho da yapar. Kılçık, Türkçesi kılçık atmak. Kılçığı attı Aykut Kocaman. Galatasaray'da Aykut Hocam'ın istediği oltaya geldi. Yani burada
Aykut Kocaman'a en fazla tebrik edebilirsin. Yani adam bir iddia ortaya koyuyor ve gerçekleşiyorsa, ki kendi açısından da gerçekleştirmiş. Sadece sonuçta burada bir, yani Galatasaray kaybetse, Fenerbahçe'de kaybetse bir manası yok. Sonuçta o puan farkı aynı kalır. Yani ligin ilk yarısını 3 puan geride bitirirsek bu bizim için ikinci yarı şampiyonluk iddiamızın çok güçlü yani olmasını sağlayacak unsur demişti. 3 yani aşağı 5 yukarı olacak gibi de gözüküyor. Tutturuyor gibi yani görünüyor yani şu anda. Puan kaybıyla yaşasa 5 puan ben maksimum. Hadi reklam arası, reklamlar. Fırat Karahavan'dan selamlar. Avrupa Fatihi konusuna açıklık getirir misiniz? Beşiktaş'la Galatasaray'ı kıyaslıyorlar çünkü demiş. Şimdi müsaadenle bir dakika konuşmak istiyorum bu konuda. Şu bakımdan yani bence futbol tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu kimseye bir hani cevaben ya da şey anlamda söylemiyorum ama Sayın Fikret Orman'ın demeci üstüne şunun farkına vardım. Bizde şu var. Bir UEFA kupası alındı ve başka hiçbir şey yok bizim Avrupa tarihimizde gibi. Halbuki bu çok ciddi bir yanlış. Özellikle Galatasaray ağırlıklı olmak üzere bizim Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir tarihimiz var. Galatasaray 93'te çeyrek final yaptı. 2001'de çeyrek final yaptı. 2013'te çeyrek final yaptı. Eğer ki burada aynı seviye Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakın aynı seviyede görmek isteriz deniyorsa zaten yakın tarihte Galatasaray'ın son 5 yıl içinde 2 tane son 16'sı var. Birisi Real Madrid Juventus gruptan çıkma, birisi de çeyrek final oynama. Fenerbahçe'nin gerçi hani uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması eleştirilebilir ama 2008'de çeyrek finali var. Yani öyle böyle bizim son 10 yılda ikisi çeyrek olmak üzere 3 tane son 16'mız var. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yarı finali var. Yani toplamda 4 tane son 16 yaptık biz. 10 senede 4 tane son 16, 4 tane gruptan çıkan takımımız var. İkisi Galatasaray, birisi Fenerbahçe, birisi Beşiktaş. Yani burada son 16'dan kerteriz alıp da UEFA Kupası'ndan beri hiçbir şey yoktu demenin hiçbir manası yok. Biz demek ki tarihimizi doğru düzgün bilmiyoruz. Evet. Kaldı ki ya onun dışında da bir sürü başarı var sonuçta. Barcelona'ya offside golle kaybedilmiş bir çeyrek final var. Bence o kadro yapısıyla müthiş bir başarıydı 2002'de Galatasaray'ın yaptı. 99'da bir gol farkla kaçtı. Bilbao maçından berabere kalınsa çeyrek final geliyordu ki o zamanki statü çok daha zordu. 24 takım arası 8'e kalıyordun direkt. Fatih Akgel'in sektirdiği top. Aynen öyle. Yani dediğim gibi burada hani ben Fikret Orman elbette güzel bir şey söylüyor. Bu arada ben Fikret Orman'ın şey dediğine çok iyi bir şekilde katılıyorum. Biz rekabeti Avrupa'da yapalım. Mükemmel, müthiş bir demeç. Eyvallah. Ama UEFA Kupası sonrası, 2000 sonrası hiçbir şey olmadı demek bence Türk futbol tarihine çok büyük bir haksızlık. Bizim peki Portekiz'den, Hollanda'dan, İskoçya'dan, Belçika'dan daha fazla çeyrek finalimiz, son 16'mız var. Bunun farkına varalım ve değerlerimize de sahip çıkalım. Yani Galatasaray'ın tarihini yok saymakla, Fenerbahçe'nin tarihini yok saymakla bir şey olmaz. Burada evet, son 16 üzerine konuşuyorsak 10 yılda 4 tane başarımız var. Bence bununla da övünmemiz lazım. Hep beraber. Yani eleştiriyoruz peki da, gövülecek tarafları da var. Futbol tarihimizi iyi bilelim. Orayı da görelim diyoruz. Peki.